ki. Normalleşmesini mutlaka bunun engellemek lazım. Bir günün birinde hesap sorulacak bunlardan. Evet şu anda hesap sorulmuyor ama günün birinde buna hesap sorulacak. Sorulacağı bilinsin ki. Defalarca tekrarlamak gerekiyor. O sayıştaki diğerleri de. Kayıt altına almak da son derece. Tarihe not düşüyoruz zaten. Yani, yaptığımız bu bizim aslında. Çünkü isteniyor ki unutulsun bunlar. Mürur-u zamana uğrasın. İşte zaman geçti falan densin. Peki bakın efendim yani. Sayıştay'ın da yetkileri çok kırpıldı. Her zaman da her şeyi Sayıştay ortaya çıkarmıyor veya çıkaramıyor. Sol.org sitesinde yayınlandı. Haber şöyle. Bu yılda para aktarılan dernek ve vakıf isimleri açıklanmadı diye. 2018 yılı denetim raporlarını yayımladı Sayıştay. Sayıştay raporunda bu yılda bütçeden yardım alan dernek, vakıf ve birliklerin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Acaba hangi vakıflar, hangi efendim birlikler, hangi dernekler bunlar, bu paraların gittiği yerler nereler? Bunlarla ilgili bunların çok ciddi tarikat bağlantıları olduğu herhalde bu programı izleyen herkes tarafından artık yeterince görülmüştür. Her yeni kanıtı da getirip veriyoruz. Fakat Mustafa Hoş, bir şey daha var bu noktada. Geçenlerde fıkıh der, şimdi derneklerden konuşuyoruz ya, şimdi fıkıh der diye bir dernek zuhur etti veya vardı, biz yeni öğrendik. Bu fıkıh derin kurslarında mı artık nelerindeyse çocuklara saldırı oldu. Yani cinsel saldırı veya tecavüz işte tecavüz. Adını koyalım. Ve bu kaçıncı efendim? Yani bu dinci vakıflar, yurtlar, şunlar, bunlar da bu kaçıncı yani? Kaçıncı? Bundan ilgili senin bir tweetin var, onu görelim. Fıkıh der, çocuk tecavüzü davası için Baba Ali TV olarak, efendim dediğim gibi Baba Ali TV bir YouTube kanalı ama canlı yayın yapan, yani bir televizyon gibi çalışan bir kanal yeni kuruldu. Mustafa Hoş da orada. Davaya girmişler. Bu tip davalar hep ana gündemimiz olacağı için simgeseldi. Ben de oradaydım diyor. Avukatları her şeyi iftira üzerine kurmuştu. Mahkemelerde neler yaşandığını kısaca yazayım demiş Mustafa Hoş. Şimdi soracağım neler yaşandığını. Fakat ondan önce bir de VTR vermek istiyorum. Gene Mustafa Hoş'un attığı tweetten. Dernek yöneticisi Hacı Serkan Bektaş. Bu konuyla ilgili mi konuşuyor onu ben bilmiyorum. Soracağım da. Ama konuşma hani manidar derler ya. Manidar çünkü dinleyelim. Yanlış yapılmış olabilir. Sakın kin besleme, kibir besleme. Müslümanın Müslüman'da hakları vardır. Görmemezlikten gel, duymamazlıktan gel. Zaten bir insan her şeyi görürse, duyursa mutlu olmaz. Görmeyeceksin, duymayacaksın, bilmeyeceksin. Öyle değil mi? Ya. Ya öyle değil arkadaş. Ya o iş öyle değil. Bu ülkede hala görüp duyanlar var, sana bunları da soranlar var. Şimdi onun için bilmiyorum hangi konu üzerine bunu söylemiş. Bu Ömer Işıktekin, dernek başkanı şu an. Ömer Işıktekin bu, evet. Derneğin başkanı. Fıkıh Derin Başkanı, diğer işte Hacı Bektaş ve Serkan Bektaş'la birlikte içeride tutuklu. Evet. Şimdi bu üçüncü duruşmaydı. Çok önemli bir duruşmaydı. Önce bu Fıkıh Der'de ne olduğuna dair iki satırla lütfen. Fıkıh Der, İbraniye bölgesinde faaliyet yürüten birkaç yerde, birkaç dernekle, ismiyle faaliyet yürüten bir de en son adı Fıkıh Der. Daha sonra Memduat İlim Derneği var. Ha boyuna isim mi değiştiriyor İlim anlamadım. İkra Derneği var. Bir sürü böyle adları var ki hani bir şeyin bir şey olursa diğeriyle devam edelim. Ve söylenenlere göre bunların işlettiği Kur'an kursu da kaçak. Ya zaten şöyle bir şey var. Kaçak diye bir şey varsa buna göz yumulması vardır. Kaçak diyerek işin içinden sıyrılamazsınız. Çünkü bunu denetlemesi gerekenler denetlemiyor, biliyor. 2014 yılı mıydı? Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelt. AKP'nin çıkardığı bir kanunla kaçak Kur'an kursları var ceza ama onlara cezası artık yok. Hayır, cezası vardı, o cezada kaldırıldı. Evet, yani. Yani
Bugün gidip kaçak suç ama cezası yok. Bu da hukuka yeni katkı. Kaçak bir Kur'an kursu açıyorsunuz. Adı kaçak ama cezası yok. Şimdi bu sistemin çalışma biçimi şöyle. Tarikatlarda da böyle. Bu kendince oluşturmuş, fıkıhten etrafında oluşturmuş bir şaklaban bu. Bu şarlatan. 5-6 tane kitabı var fıkıh üzerine. Yazılmış kitapları var, bilmemleri var. Daha 36 yaşında bu. 10 yıldır bu ama işi yapıyor. Ama şimdi onu mesela şarlatan veya falan onu bak, nereden? Belki de adam fıkıh konusunda kitapları doğrudur. Ama o şarlatansa ilgilendiren... başkaları niye diye gibi soru da ortaya hayır çıkıyor. Hayır, yani bu olayın kendisi... Şöyle evet. Şarlatan, geldi ya yani Sirt'te Ömer Hoca diye biliniyor ve Sirt'te tanıyan yok. Burada söyleniyor. İsmail Ağa cemaatinden el aldığını söylüyor. Bak burada ilk kez açıklıyorum. İsmail Ağa cemaatinden el aldığını söylüyor. İsmail Ağa cemaatini hiç görmemiş hayatında. Onu nereden biliyorsun? Onlar söylüyor. Ailelerden. İşte evet. Ben o gün duruşmayı izlediğimde bütün ailelerle konuştum ve araştırdı. Kim bunlar? Nereden bu ortaya çıktı? Ve arkasında kim var? O zaman bu ithamı da boşu boşuna söylemiyorsun. Evet, burada. Yani öyle durduk şey... yerde tutup herkese şarlatan bilmem ne demiyorsun. Demiyorsun yani. Asıl mesele şu. Bu insanlara. Bunlara fırsat verilmesi. Yani şimdi bir yerlerle temas halinde gidiyor. Türkiye'de çeşitli şehirlere gidiyor. Bu şehirlerde... konferanslar veriyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar bir organize eden bir yapının olması lazım. Bu organize eden yapıya kimse dokunmuyor. Bak şimdi geçen söylemiştim burada. Bu şey olmuştu. Bir sarığı cübbeyi sırtına geçiren Türkiye'de her çocuğa kötülük yapabilecek imtiyaza sahip. Bir cübbe ve bir takke bunu sağlayabiliyor. Bu ne demektir? Denetlenmediği. Bu kişilerin hiçbir şekilde gözetmedi ve aynı zamanda bir imtiyaz hakları oldudur. Böyle olursa, sistem bunun üzerine kurulursa çocuklara tecavüz edilmeye devam edecek. Bak söylüyorum, biz burada şu anda konuşurken de çocuklara herhangi bir tarikat yurdunda tecavüz ediliyor olabilir. Bunu engelleyecek bir sistem yok. Mustafa Hoş, tabii şurada bir seyircim hatırlattı. Ayten Hanım, teşekkür ederim. Bu geçenlerde bir de haber çıktı. Nijerya'da 400 çocuk ve gence Kur'an kursunda işkence ve tecavüz. Kurtarıldı. Yani siyasal İslamcılık dünyanın her yerinde aynı rezaleti yapıyor. Ama orada kurtarıldı diye de var. Nijerya'da kurtarılıyor, bizde kurtarılmıyor. Mesela o. Orada tamam dünyanın her yerinde var, yapılıyor. Evet var. Pedofili başka yerlerde de var, ülkelerde de var. Ya cezası var. Nijerya'da bile bu 400 çocuğu kurtarılıp bunlarla ilgili bir ceza verildiğine dair haber bu. Orada doğru. Da yapılıyor değil. Yani doğru. İzleyici onu söylerken şunu gözden kaçırmasın. Her yerde oluyor. Burada da oluyor. Bunlar hep böyle. Hayır. Bunlar hep böyle değil. Bunların bir ceza aldığı bir sistem var. Türkiye'de bu sistem var. Çocuklar tarikatlara ellerine mahkum bırakılıyor. Aileleri suçlamak da çözüm değil. Çünkü mahkum bırakılıyor. Buradaki fıkıh derdeki çocuklar aileleri de yine bakımları sağlanıyor. Bir yurtta kalıyorlar. İşte bilmem ne hem dinini öğrensinler hem de dışarıdaki kötülüklerden uzak dursunlar diye çocuklar buraya gönderiliyor. Daha büyük bir kötülüğün kucağına veriliyor. Şimdi bu adamın Ömer Işıktekin'in etrafında oluşturduğu bir şey kendince bir tarikat kurmuş adam. Herhangi bir tarikatla bağlantısı yok. Ben öğrenemedim. Bulamadım hani hangi tarikatla güçlüğündür bilmem ama kendisi oluşturmuş. Ya bir tarikatı bu kadar oluşturmanın kolaylığı zaten başlı başına sorun değil mi? Orada bir tane aileye şunu söyledim. Bu adam ilk bu işlere başladığında 20-21 yaşında bir yerim. Nasıl inandınız buna? Olacak iş mi? Diyor ki cinlerle kontrol ediyordu. Cinleri kontrol ediyordu. Bunu söylemek de yasak ya şimdi. Üç harfliler diye söylenmişsin. Yani tuhaf ya, yasak burada. Yasak gerçekten? Yasak da Rütük 3. Bunları söylediğinizde işte korku, dehşet arası. Adam bunları söyleyerek hırsızlık yapıyor. Çocuklara tecavüz ediyor. Bu sorun olmuyor ama. Mesela bu. Peki dedim bunu yani bunlar çocuklara nasıl emanet ettiniz böyle bir şeye? Çok iyi konuşuyordu. İşte dinini iyi anlatıyordu. Hitabetleri de fena değildir. Zaten özel olarak da buna çalıştırırlar. Hatip oluyorlar. Evet. Yani hatip oluyorlar. Hatip. Şimdi 10 yıl önce, 13 yıl önce buna başladığı zaman işte dediğim gibi böyle bir şey ve ondan sonra da şey oluşuyor. Her bir çocuk her hafta belli bir para getirmek zorunda.
bedava ya burası çocuklar. Hı-hı. Aslında bedava değil. Bir, her çocuğun belli bir yükümlülüğü var, belli bir para toplamak zorunda. Nereden toplanıyor bunu? Çıkıyorlar sokağa, bir ellerinde makbuz, karşılığı yok. Bununla para topluyorlar. Toplanan paralar burada birikiyor ve bu aynı zamanda bir rant zincirine dönüşüyor. Daha ortada hani istismar, çocuklara taciz ve tecavüz değil. Biz nasıl bir ağın oluşturduğunu anlatıyorum. Toplanan paralar bu kişide, tarikatsa tarikatın yetkilisinde, değilse bunun gibi Ömer Işıktekin gibi adamlarda toplanıyor ve bundan sonra bu dağıtılmaya başlanıyor. Belli bir pay alınıyor, diğerleri de belli insanlara dağıtılmaya başlıyor. Dağıtılmaya başlayınca da aynı zamanda bir suç ortaklığı ilişkisi kuruluyor. Ve bundan sonra orada şeyler seçiliyor, hedefler seçiliyor. En zayıf olanlar. Kim? Şirket bağıyla, kendiyle ekonomik olarak bağladığı çocukların aileleri, çocuklar seçiliyor. Çünkü sesini çıkaramayacak. Hani şey diyoruz ya bazen, nasıl oldu da bu aile şikayet etmedi? Hmm. Ben inanmıyorum. İnanmadığından değil. O rant zincirinin dışına çıkacağı için buna karşı çıkmıyor. Ama öyle rehin alınıyor. Bunu daha büyütürsen işte şirketler, diğer ilişkiler bilmem nerede farklı bir ağ sistemi değil. İkincisi baba sahip çıkamayacağı için, kendini inandıramayacağı için çocuk ne yapacak? Teslim olur. Bak teslim olurken şöyle bir şey. Diyor ki cinlerle kontrol ediyorum. Cinlerle senin hayatını mahvederim. Koca adamların inandığı yerde bir çocuk 9 yaşlarıyla 14 yaş arasındaki çocuklar. 9 yaşındaki bir çocuk bununla başa çıkabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Elinde Kur'an diyor ki eğer benim istediklerimi yapmazsan sen çarpılırsın. Bu Kur'an seni çarpar. Yani hayatında gördüğü en kutsal şey o Kur'an. Ve bir adamın elinde ve bu adamın elinde o Kur'an olan adam babasına hükmediyor, annesine hükmediyor, amcasına hükmediyor, dayısına hükmediyor. Ve burada o ilişki ağı burada daha üst düzeylere ne kadar ulaştı onu çok bilmiyorum. Yani çünkü çok daha lokal bir yerde kalıyor ama başka bir yerde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ulaşıyor. Ensar'da olduğu gibi. Valiye ulaşıyor. Valinin yanında geziyor. Vali gidiyor. Ensar'da bakanı ulaştı. Bakanı işte bilmem ne gidiyor. Oradan oraya gidiyor. Ya bir çocuk ya da bir o çevrede olan birisi bununla başa çıkabilir mi? Çıkamaz. İkincisi şundan faydalanıyorlar. Aman adımız çıkmasın. Ya diyor ki orası bir sokak, semt. Diyor ki buranın adı çıkmasın. Böyle bir şey olmadı diyor. Ya çıksa ne olur lan? O sokağa darmadağın etsinler. O sokak yıkılsa ne olur? Oradaki bütün evler. Bir çocuğun hayatından daha mı değerli? Ama adam orada şeyi düşünüyor. Yani sokağımız kirlenmesin. Komşular o yüzden konuşmuyor. Bütün bu sistem böyle işlediği zaman bir çocuk çaresiz kalıyor ve bütün çocuklar ve her türlü kötülüğe maruz kalıyorlar. Ve buradaki fıkıh değerdeki şöyle bir fark var. Bu çocuklar bunu göze alarak bunu deşifre ettiler ve şikayetçi oldular. Bu çocukların sayesinde bu oldu ve çocukların yakınları sayesinde. Onların hepsi de daha önceden buraya yardım etmiş, desteklemiş insanlar gerçek yüzü ortaya çıksın diye her türlü baskıya rağmen, her türlü tehdide rağmen vazgeçmediler. Bir de o davada anlatacağım şey şu Cüneyt. İlk defa... Bu hemen devam et lütfen. Fakat Avni Bey diye bir okurumuz bir iddiada bulunuyor burada. Bunu o yargı paketini bu gözle de okuyacağım şimdi açıkçası. Yeni yargı paketinde bu tür tarikat adı verilen yağmacı hırsızların kontrolsüz para toplamalarına bir nevi af geliyor. Lütfen gündeme taşıyın demiş. Acaba nasıl oluyor bu veya oluyor mu? Bunu hukukçularımıza da soralım. Ben de bu işin takipçisi Metin olacağım. Metin Feyzoğlu'na sormayın ama çünkü yeşil pasaporta odaklanmış durumda. Yok herhalde bu konuyla ilgili doğru bir cevap. Şu andaki yasalar da uygulansa zaten bunları yapamazlar. Uygulanmıyor. Mesele burada. Yasayı çıkarmak değil. Yasa uygulanmıyor. Bak şeyde Ensar'dan sonra şöyle bir yönetmelik değiştirdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın. İlkokul düzeyindeki çocukların özel yurtlarda kalması yönetmelik tarafından kanunen yasaktı. Bu yönetmelik değiştirildi ve o çocukların da kalabileceğine dair Ensar'dan sonra yönetmelik çıkarıldı. Yani Alada, tersi yapılması gerekirken... Tamam onu söylüyorum işte orada var orada sanki denetlenmezse hiçbir anlamı. Aladağ'da
Çocuklar yakıldıktan sonra, yandıktan sonra 150 kişiye dair alarm sisteminin kurulması kaç kişiye çıkarıldı biliyor musun? 400'e. Daha az indirilmesi lazımken. Yani böylece artık kurmazsan da ceza yemiyorsun yani, eğer 400 kişi falan. Kaç lira maliyeti? 930 liraydı o zaman. Şimdi olsun olsun 1500 lira. 9 tane çocuk yandı ya. Sırf bu yüzden. Yani o yüzden bu yasanın böyle çıkıyor olmasıyla yani o reform denilen yasanın hani iyi taraflarını görmek için takip etmek zorunda. Uygulanırsa olur. Uygulanmazsa bir anlamı kalmıyor. Ki örnekleri ortada. Yani kendi yönetmekleriyle. Şimdi vaktimiz var mı diğer? Var. Devam edelim. Ha, ben devam edeyim. Aslında 10 dakika kadar bir vaktimiz var. Muratcığım bence, senin durumun nasıl? Ben şimdi Beyaz Holding'i anlatmak istiyorum. Evet. Anlatayım, üçüncü bölümde mi anlatırsın yoksa şimdi mi anlatmak? Şimdi anlatayım ben. Efendim hakikaten yani ilaçlarla ve iğnelerle geldi buraya, çok iyi biliyorum. O yüzden müsaadenizi isteyeceğim. Konunun kendi devam şeyi tarzı da bir sallanma olsa da Mustafa Hoş'tan da rica edelim. Üçüncü bölümde o devam edebilir. Kusura bakma. Estağfurullah, sen hastasın zaten. Şu Beyaz Holding'i sen anlatmayan önce git diye söyleyecektim. Sonra ben devam ederim nasılsa. Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bir şeyleri değiştirdi artık. Bir çarkı kırdı Ekrem İmamoğlu. Aslında millet kırdı. Ekrem İmamoğlu tabii ki seçimleri kazandı, başkanlığı onaylandı ve faaliyetlerine devam ediyor ama millet orada artık bir olaya dur dedi ve bir çarkı kırdı. Kırdığı çarklardan biri ne biliyor musunuz? İstanbul seçimleriyle ilgili ya da Ekrem İmamoğlu'yla ilgili, ki ben bunu söylediğim zaman bazen arkadaşlarımdan da ya Ekrem Bey'i niye bu kadar çok savunuyorsun diyor. Aksine savunmuyorum ben. Onun en büyük muhalifi benim. Yapacağı en denetleyici unsur olarak, gazeteci olarak ilk başta en önde ben olacağım. Her zaman bu olacak. Ama şimdi bakın, bu dönemde Ekrem İmamoğlu'yla ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili ya da muhalefetle ilgili sesini yükselten yandaş basın diye tabir ettiğimiz bütün basın mensupları, basın kuruluşlarının tamamı mercek altına alınmak zorunda. Neden? Beyaz Holding. Daha öncesinde Beyaz İletişim. Beyaz İletişim. Evet. Evet. Bunun kurucuları Sayın Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Aykut Zahit Akman, Mehmet Gürkan ve Nokta Elektronik. Ben bu isimleri bir yerden tanıyorum. Evet. Bu isimler daha önce meşhur Kanal 7'nin bünyesinde ve ondan önce de Deniz Feneri'nde değil Almanya'da miydi? Almanya'da yürütülen soruşturmada. Almanya'da ceza yemiş olan. Hatta Mehmet Gürkan cezaevine girdi. O girdi, evet. Yöneticisi cezaevine girdi. Hatta o dönemde Mehmet Gürhan'la ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu belge yayınlamıştı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Mehmet Gürkan Almanya'da cezaevindeyken burada yanılmıyorsam Zekeriya Karaman'a vekalet çıkarmıştı. Ya Zekeriya Karaman ya da Zahid Akman'a vekalet çıkarmıştı. Orada cezaevindeyken buradaki noterlerden vekalet çıkarmıştı. Nasıl oluyorsa. Bu ortaya çıkmıştı. Belgelerini dağıtmıştı tabii, Kılıçdaroğlu. Almanya'da bu soruşma evet. Tamamlandı. Ceza aldılar, ettiler. Türkiye'deki soruşma da kapatıldı. Kapatıldı. O kapatıldı. Şimdi aynı isimler şirketler kurmuşlar. Beyaz Holding'in kurucuları bunlar. Şimdi bu kurucuların içerisinde bir tane Nokta Elektronik var. Nokta Elektronik'in öncesi Nokta Güvenlik. Nokta Elektronik'in öncesi 2003 yılından öncesinde Nokta Güvenlik. Nokta Güvenlik'in kurucusu kim? Eski Başakşehir Belediye Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal. O da bu yapının içerisinde. Mevlüt Uysal da daha öncesinde Beyaz Holding'e ortak, hisselerini sonra 500 bin TL'ye devrediyor, çıkıyor bu işin içinden. Beyaz Holding aynı zamanda Etkin Eğitim adlı bir firmanın sahibi. Bu neden çıktı? Neden araştırma şeyi çıktı? Hatırlarsanız ki İSMEK'lerle ilgili İSMEK'ler kapatılacak, oradaki öğretmenler görevsiz kalacak falan gibi bir... Önce İSMEK'i de bir hatırlatalım. Tabii. İSMEK Belediye'nin insanlara meslek kazandırmak için evet. Verdiği kurslar değil mi? Onları yapan. Meslek çok önemli kursları işte. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan zamanında kurulmuştu onlar. Çok eskidir kuruluş ama güzel yapılan işler de var. Ama şimdi bakın bu işlerin tamamında kimler yapmış? Halk eğitim de eskiden bu eskiden halk eğitim yani yapıyordu. Evet, eskiden halk eğitim yerine İSMEK'leri aynen. Belediyeler. Şimdi bütün belediyeler bunu yapıyor şu anda. Halk eğitimler olmadığı için yapıyorlar. Ya da halk eğitimi var mı? İnanın onu da bilmiyorum. Var da işleviyor. Etkin Eğitim. Daha önce Atlantik adı altında 2011'de unvan değiştiriyor. Sonrasında ise gemi işletmesi
Twitter'ını alıyor, Etkin Eğitim diye işlemlere başlıyor. Kare Eğitim. Bu Etkin Eğitim'in yöneticileri, yönetiminde Beyaz Holding ve İsmail Karahan var. Kare Eğitim. Öncesinde Renklam diye firma unvanı var. Onun öncesinde de Renk Ajans diye unvanı var. 2003'te Renk Ajans, 2007'de Renklam olmuş, sonra Kare Eğitim olmuş. Kare Eğitim'in yönetiminde yine Beyaz Holding var ve İsmail Karahan var. Şimdi Beyaz Holding Etkin Eğitim'le birlikte, yani Etkin Eğitim'de de yine onun yönetiminde de var. Etkin Eğitim'de 4 dakikamız kaldı. Evet. 2011-2015 yılları arasında 4 tane ihale almış İSMEK'ten 451 milyon 900 bin TL. Lapis Eğitim 2011 ve 2016 yılları arasında 3 ihale alıyor. Toplamı 723 milyon TL. Artı Beyaz Holding'e bağlı Kare Eğitim ve Zirve İletişim var. Bunlar da tüm Türkiye'de 131 tane ihale almış. 131 tane. Toplamı da 3.3 milyar TL. 131 ihalenin sonunda 3.3 milyar TL ihale almış. Buna, pardon, yani 131 ihaleden sonra başka herhangi birinde bir ihale kalmış mı? Zaten bütün eğitim ihalelerini bunlar almış. Bunların tamamını kapatmışlar. Evet. Ülke TV, Kanal 7, Haber 7, onların abonelikleri, reklamları filan hariç. Sadece bu firmaların aldı. Şimdi tekrar başa dönelim. Haberi bir daha anlatıyorum. İSMEK'te öğretmenler işsiz kalacak. İSMEK kapatılıyor. Manşet manşet veriyorlar. Ekrem İmamoğlu orada diyor ki biz İSMEK'i kapatmıyoruz. İSMEK'te yönetip İSMEK'in işlerini yapan, medya kuruluşunda sahibi olan insanların artık bu işlerden elini çekmesini biz istiyoruz. Kamu yapsın diyor. Biz kamu, biz yapacağız diyor. Kamu yapacak artık bunu. Kamu yararına yapacağız diyor. Birilerinin cebini doldurmak için değil diyor. Söylediği bu. Arkasında yatansa bu. 3.3 milyar TL. 3 katrilyon lira. Şimdi biz 50 milyon dolar için tank palet fabrikasına ortak aldık Katarlılara. Okullarımız bizim ödenek yetersizliğinden ya da ilgisizlikten dolayı kapanıyor. Bunlarla ilgili kaç tane derslikli, kaç tane okul yapılırlar? Kaç tane? Bizim OGS ve HGS geçişten, köprülerden, geçişlerden toplam ne kadar gelir elde edilmiş biliyor musun? 2 milyar TL tüm Türkiye'de. 2 milyar TL. Bu firma 3.3 milyar TL sadece ihale alıyor. Yani oraya verilecek, oraya yağdırılacak rakamlar eğer... Bütün Türkiye bedava geçer. Bedava yani geçecek. HGS'den, OGS'den bedava yararlanacak. Bu şu demek değildir. Ya bu adamlar almış işte bunun içerisinde ihaleler yapılmış, düzgün yapmış olabilir. Ya o kadar çok mail var ki. Ben bunlarla ilgili işte hazırlık yapıyorum şimdi. Olur ya başımıza yine soruşturma çıkacak, şey çıkacak. Topluyorum tek tek, şahıs şahıs. Adam diyor ki ben şu kadar para almıştım, beni bu kadar gösteriyorlar. Ben diyor çalışmadığım halde şu oldu, bu oldu. Dünya kadar işe geliyor şu anda. Bu yazı yazdıktan sonra sağ olsun okuyucular ve izleyiciler mail gönderiyorlar. O mailleri toparlıyorum tekrardan. Ve neler olmuş neler. Neler olmuş neler. Ama düşünün ki çark öyle bir şey ki firma isimleri değişiyor, yöneticiler değişiyor. Onun içerisine başka firmalar ekleniyor ve bu çark dönmeye devam etmiş. İnanılmaz. İşte inanılmaz. Yani inanılmaz diyoruz da artık yani her şey inanılmaz, her şeye inanmaya başladık yani böyle bir şey ve her belgeli bilgili işte neyine inanacaksınız efendim. Durum böyle. Şimdi vallahi ne diyeyim sayın seyirciler, biz takip edeceğiz, bunları belgelendireceğiz, arkasını da bırakmayacağız. İlgili şahısların da bunlar hakkında dava açmasını, sorumluların peşinde gitmesini sonuna onları da kadar takip zorlayacağız. Ve eğer evet aynen öyle, eğer onlar bu görevlerini yapmazsa bu kez onları da takip etmeye devam edeceğiz. Aynen. Yani kimseye durduk yerde sen bu işten mesulsün, sen bu işin sorumlususun, sen bu işin yolsuzcususun falan demiyoruz ama onlar görevlerini yapmazlarsa bunların hepsini millet onlara diyecek. Türkiye'nin de hala derli toplu yargısında çalışan namuslu savcıların olduğuna inanmak istiyoruz. Ve vardır, bunu da biliyoruz. Korku duvarı aşıldığı müddetçe bunlar kendini gösterecek. Nasıl olduğunu mahkemenin tam söylediğin anda olunca ne olduğunu da. Olunca ne olduğunu efendim var ve bunları göreceksiniz. Türkiye böyle muazzam yolsuzluk ve pislik dönemlerinden diyeyim artık. Geçti geçmişte Türkiye bunlardan sonra temizlendi. Başka ülkelerde de oldu bunlar. Hepsinde de temizlendi. Eminiz ki Türkiye yeniden temizlenecek. Yeniden bütün dünyaya örnek olan Cumhuriyet'in kuruluşundaki gibi pırıl pırıl bir ülke olacak.
Çünkü bu ülkenin halkının çok büyük bir bölümü her türlü tehdide, her türlü rüşvete, her türlü baskıya karşı ayakta durmaya, mücadele etmeye devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin geçmişinde 100 yıllık bir pırıl pırıl cumhuriyetin geçmişi var, mirası var. 40 paranın hesabını soran insanların... Evet, aynen öyle. İsmet Paşaların, Atatürklerin mirası var. Ve onların yetiştirdiği milyonlarca cumhuriyet insanı var. Efendim, 3. bölümde bakın nelere tekrar konuşacağız. Bu fıkıh der meselesi hakikaten daha konuşulması gereken şey. Ama bir de daha yeni 2 tane çalışanın, demiryolu çalışanın hayatını kaybettiği bir hızlı tren faciası var. Bu hızlı tren faciaları gerçekten korkunç, arka arkaya geliyor. Ve bunlarla ilgili Mustafa Hoş çok ilginç bulgulara erişti, onları da anlatacağız. Ve tabii Eylül ayının sonunda Suriye'ye operasyon yapacağız diye tarih vermişti bizim yönetimimiz. Şimdi Eylül ayının sonu geldi, New York'ta gidildi, bazı şeyler konuşuldu. Ve orada Suriye'de neler oluyor? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir Suriye konferansı yaptı ve onunla ilgili hakikaten iktidarın adeta bu politikayı değiştirmesi için ne kadar zorlanacaksa o kadar zorlanacak bir yola girdi. Bakalım ne olacak? Bunları konuşmamız lazım. Bizden ayrılmayın.